Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da bir Ankara Notları programıyla karşınızdayız. Bir Gün Ankara temsilcisi Nurcan Gökdemir ile birlikteyiz. Ankara'da neler oldu? Geçtiğimiz hafta neler yaşandı? Bu hafta neler yaşandı? Gündemde ne var? Kulislerde neler konuşuluyor? Bunları konuşacağız. Sayın Gökdemir, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, bugün değişik bir şey yapıyoruz. Sizi burada görmek çok güzel. İstanbul'dan Ankara Notları yapacağız. Çok siyaset gündemli bir hafta geçirmedi Ankara. Daha çok dış politika endeksiydi. Herkesin de çok iyi bildiği gibi Gazze'de yaşananlar ülke gündemini, Türkiye dünya gündemini olduğu gibi Türkiye gündemini de meşgul etti elbette. Ama bir yerel seçim arifesinde olduğumuzu dikkate aldığımızda siyasi partilerin hem yerel seçim hazırlıkları hem 14-28 Mayıs seçim süreci sonrası her partide yaşanan kurultay iç değerlendirme süreçleri bütün hızıyla sürüyor. Geçen hafta bildiğiniz gibi Yeşil ve Sol Gelecek Partisi kurultayını yaptı, isim değiştirdi, yeni genel başkanlarını belirledi. Bu hafta da parti genel merkeziyle ilgili yapılanma çalışmalarını bitirdiler. Hafta sonu kurultayda seçilen parti meclisi toplandı ve partinin en yetkili organı olan Merkez Yürütme Kurulu üyelerini belirledi. Aslında hareket yok gibi ama hareket de var. Tabii, alttan alta. Elbette. O zaman en hareketli partiyle başlayalım mı? Evet. Genelde kaynayan kazan hep Cumhuriyet Halk Partisi'nde oluyor. Bu seçim sonrasında evet. En çok oradan ses çıktı. Evet. Şimdi gene tabii ki gündem 38. olan kurultay ama şimdi bir takım şeyler de yaşandı. Önce ne biliyoruz diye bir soru sormak istiyorum ben size. Evet. DEVA Partili isimlerle görüşüldüğüne dair ifadeler, görüntüler ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'nun. Şimdi biz bu konuyla alakalı ne biliyoruz? Ve yine bu bir partide depreme neden olur mu? Bir çatırdama yaşanacak mı? CHP'de bir kere daha böyle bir şey görecek miyiz? Onu sorayım önce size. Evet. Biz çok bir şey bilmiyoruz. Partinin yetkili organları da bilmiyor. Herkes için sürprizdi bu görüşme aslında. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partisi'nin ilçe başkanlarıyla yaptığı buluşma sürpriz oldu gerçekten de. Bunun hem CHP'de şaşkınlık yarattığını hem de DEVA Partisi genel merkezinde şaşkınlık yarattığını söylemek mümkün. Kulislere yansıyan değişik şeyler var. Bir kere parti sözcüsü, DEVA sözcüsü İdris Şahin bununla ilgili sert bir açıklama yaptı. Haklı olarak daha son seçim sürecinde aynı masada oturdukları, ittifak yaptıkları partinin genel başkanının kendilerinden habersiz ilçe başkanlarıyla yaptığı görüşmeden duydukları kırgınlığı, kızgınlığı dile getirdi. CHP'liler de şaşkın, onların da haberi yok bu buluşmadan. Çok az sayıda insan biliyor. Açıkçası oradan değişik spekülatif bilgiler yansıyor. Bu ilçe başkanlarının istifa edip CHP'ye katılacakları duyuldu biliyorsunuz. Bu buluşmanın bir pazarlık buluşması olduğu, en kaba deyimiyle pazarlık buluşması olduğu söyleniyor. Daha önce masada kamuoyu önünde yapılan ittifak görüşmelerinin bir türü ama bu sefer DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın haberi yok. Ve burada ilçe başkanlarının Kılıçdaroğlu'yla CHP'ye katılma karşılığında ilçe belediyeleri, bir iki belediyenin kendilerine verilmesi pazarlıklarının dediğim gibi çok kaba bir deyim pazarlık ama başka da bir ifade bulmakta güçlük çekiyorum. Yani peki Kılıçdaroğlu neden bunu gizleyerek? Bu gizli hareketler aslında çok fazla yaşanmaya başladı artık. Yani, bu gizli yapılır zaten başka türlü ama başka türlü olmaz. Yani artık geçen hafta da konuştuk yani çok fazla hareket görüyoruz artık o tarafta da. Şaşkınlık yaratan alışık olmadığımız şeyler yapılıyor. Hak siyasi tabii ki siyasette yapılır bu tip şeyler ama bu daha Mayıs'ın üzerinden 2 ay geçti. Yerel seçimlerde yeniden ortaklaşma konuşuluyor. Bir yandan bir kurultay sürecine gidiliyor. Ne bir siyasi stratejiye uygun ne de siyasi nezakete uygun bir şey bu. İki ittifak üyesi partiler arasında
her ne kadar daha çok İYİ Parti ile CHP arasında yaşansa da güvensizlik temelinde de bir sürü şey yaşanıyor biliyoruz. Bu partilerin yeniden bir araya gelme ihtimali öngörülmüyor, çeşitli açıklamalar yapılıyor, çeşitli gerginlikler yaşanıyor. Bu gerçekten çok şaşkınlık yaratan bir şeydi. İdris Şahin mutlaka Genel Başkan Ali Babacan'ın duygularını yansıttı. Doğrusunu söylemek gerekirse kamuoyuna yansıyanı bu kadarsa arkada ne var tabii bunu kestirmek mümkün. Ayrıca CHP'de de böyle bir sıkıntı doğdu. Haklı olarak son genel seçimde bu partilere verilen milletvekilliğinin karşılığının rasyonel bir sonuç olmadığı ve verilen milletvekili sayısı kadar oy, onun karşılığı olabilecek bir oy gelmediği ve bunun da bir genel seçim stratejisi hatası olduğu tartışılırken şimdi İstanbul gibi çok önemli bir yerin işte 1-2 öyle ifade edildiği için öyle söylüyorum 1-2 ilçe başkanlığının Deva Partisi'ne bırakılması nasıl izah edilebilir? Zaten bu konudaki eleştirilerin dile getiren parti tabanı, muhalifler ve seçmenler tekrar aynı şeylerin yaşandığını gördüğünde nasıl bir tutum alırlar? Açıkçası hani bir laf vardır attığın taş ürküttüğün kurbağaya değdi mi diye. Bu genel seçim sonrası da böyle konuşuldu. 39 milletvekili verdik ve bu partilerden isim verildi, verilmedi ama kastedilen Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ydi. Bunlardan oy gelmedi. Biz niye bu milletvekilliklerini verdik diye konuşuldu ve bu neredeyse partideki bir genel başkanlık yarışının nedenlerinden biri olarak da ortaya çıktı. Açıkçası anlamadım. Yani niye böyle bir şey yaptığını Kılıçdaroğlu'nun anlamadım. Bu tartışılıyor, tartışılacak ama Kılıçdaroğlu'nun siyasi yaklaşımıyla ilgili birçok tartışma var biliyorsunuz siyasi tutumuyla ilgili. Bu da bunların malzemelerinden birisini oluşturdu. Göreceğiz bu neye evrilecek, göreceğiz önümüzdeki günlerde. Peki şimdi siz genel başkanlık yarışı dediniz. Genel başkanlık yarışı da artık adım adım geliyor. Evet. 20 günden az bir süre mi kaldı? Yani yaklaşık evet. 20 günlük bir süre kaldı evet. Desek. Hata yapmış olmayız herhalde. Evet. Şimdi bir başkanlık yarışı var. Bir yandan Kılıçdaroğlu'nun hamleleri var. Evet. Bir takım ayrışmaların olduğu gündemler zaman zaman yaşanıyor. Tüzük geçen haftaki konularımızdan bir tanesi. Evet. Oluyor. Şimdi biz kurultaya nasıl bir atmosferde gidiyoruz? CHP'de nasıl evet. bir kurultay havası var? Onu da bir konuşalım. Evet. Yani kurultay hazırlıkları bildiğiniz gibi işte teknik hazırlıkları sürüyor. Bununla ilgili Gürsel Erol Başkanlığı'nda bir komisyon çalışıyor. Ama onun ötesinde tabii artık şunlar konuşulmaya başlandı. Kurultaylarda divan başkanının kim olduğu, kurultayın ortamının demokratik ya da antidemokratik seyredip seyretmeyeceği ile ilgili önemlidir. Onun yönetme tarzı aslında kurultayların seyrine damgasını vurur. Bu biraz da oylamayla divan başkanı belirlendiği için aslında şayet rakipli bir seçim ortamında kongreye gidiliyorsa bu tarafların güçlerini göstermeleri açısından da önemli bir göstergedir. Şimdi divan başkanının kim olacağı konuşuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürpriz bir şekilde divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'na teklif edeceği konuşuluyor. Bir araya gelecekler Ankara'da. Gündeminde bu olduğu ifade ediliyor. Bunun kurultayın havasının daha demokratik olmasına katkısı olacağı ve bir gerginliğin yaşanmamasını sağlayacağı yönünde beklentiler var. Divan başkanlığı konusu iki Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu olacak tartışmaları, beklentileri sürüyor. Onu sanıyorum kısa süre içinde kimin bu görevi üstleneceğini göreceğiz. Onun dışında elbette her iki genel başkanın da delege desteğini artırmak yönündeki çalışmaları da devam ediyor. Bildiğiniz gibi başa başa yakın, ben hep öyle söylüyorum, yanılırım yanılmam, kurultay gösterecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun biraz önde olduğu bir delegasyon tablosu oluştu.
Özgür Özel Genel Başkanlığını il kongreleri başladıktan sonra açıkladığı için bazı il kongrelerine katılamadı ya da çakışanlara katılamadı. O yüzden eksik kalan illerin delegasyonuyla görüşmek için yurt gezileri yaptığını biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da daha çok kendisine yakın milletvekilleri aracılığıyla delege üzerinde etkisini artırmaya çalıştığını, onların oy desteğini sağlamaya dönük çalışmaları olduğunu biliyoruz. Genel Sekreter Neslihan Hamamcıoğlu tarafından görevlendirilen çok sayıda milletvekili, genel merkezin yanında olduğunu bildiğimiz milletvekili illere dağıldılar ve delegasyonla toplantı yapıyorlar. Şu an orada aktif olarak yaşanan CHP'de CHP kulislerine hakim olan şey delege desteğini artırma yönündeki çalışmalar. Orada durum böyle. Dediğiniz gibi kurultaya çok az bir süre kaldı. Bu önümüzdeki hafta artık her şey büyük ölçüde netleşecek. En net kurultayda görecek gibi zaman yalan. Evet, öyle görünüyor ama hakikaten bir başa baş ki başlangıç da böyle değildi biliyorsunuz. Çok fazla Özgür Özel'e şans tanınmıyor idi. Ama şu an Özgür Özel'in oy desteğinin de hemen Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerisinde olduğu değerlendirmeleri yapılıyor. Peki şimdi CHP'de bunlar var. İyi Parti'de de aslında çoğu zaman konuştuğumuz, kendini konuşturan bir partiydi. Akşener'in evet. açıklamalarıyla, kavgalarıyla, depremleriyle, çatırdamalarıyla hep böyle bir İyi Parti görüyorduk. Gel gelelim şu son birkaç gündür. Sizin de söylediğiniz gibi zaten gözler dış politikaya ve Filistin'de İsrail tarafından gerçekleştirilen katliamda gözler. Yalnız İyi Parti'den biz bir şey bekliyorduk, o gerçekleşmedi. İstanbul ve Ankara adaylarına dair henüz bir şey görmedik. Şimdi İyi Parti'de neler yaşandı? Bir de bu adaylık meselesi hakkında ne söylersiniz? Evet, İyi Parti gerçekten de söylediğiniz gibi Ankara ve İstanbul belediye başkanlarını açıklamadı. Daha çok erken daha tabii. Yani diğer siyasi partiler de henüz yerel seçim adaylarını açıklamadılar ama İyi Parti acele etti. Çünkü bir ittifak arayışı içinde değiliz. 81 ilde kendi adaylarımızla çıkacağız, yerel seçimde yarışacağız dedi. Buna kimse inanmadı, biz dahil. Bu işte pazarlık için yapılıyor, el yükseltme için yapılıyor filan denildi ama kamuoyundaki bu olumsuz görüşü bertaraf etmek için Meral Akşener çok gecikmeden belediye başkan adaylarını açıklayacağını söyledi. Nitekim İzmir'le başladı ki İzmir çok önemliydi. Ardından da en çok merak edilen diğer iki yer Ankara ve İstanbul'da nasıl bir tutum takınacakları. Çünkü bildiğiniz gibi 2019 seçimlerinde de orada oluşturulan ittifak yapısı muhalefete seçimi kazandırmıştı. Ve tabii biraz bunun bir başka tarafı daha var ki oradaki belediye başkan adayları Ekrem İmamoğlu'nun çok yakın olduğunu bildiğimiz Ekrem İmamoğlu ve kendi siyasi partisinden gelen, tandansı öyle olan Mansur Yavaş. Bunların karşısına ve bu iki ismi de Cumhurbaşkanı yardımcılığına önerdiği konuşulmuştu. Her ne kadar sonra o öneri benim değildi dese de Meral Akşener seçim sürecinde bu böyle yaşandı ve o da desteğini bu iki ismin arkasına koyduğunu gösterdi. O yüzden bu iki isme bir de tabii bu kentlerin büyüklüğü ve önemi de dikkate alındığında ne yapacağı çok merak ediliyordu. Gerçekten de Meral Akşener hala bu iki şehrin belediye başkan adayını açıklamadı. Bu da ittifak arayışlarının gündeme gelebileceği beklentisi yarattı haklı olarak. Kapı halen Aralık o zaman gibi duruyor. Hani hep söylüyoruz ya işte siyaset bu ve bir şey konuşurken sürekli ama bugünün koşullarında diye ben sık sık belirtme ihtiyacı duyuyorum. Şimdi de gerçekten Meral Akşener defalarca kürsüden 81 ilde kendi adaylarımızla çıkacağız demesine rağmen şimdi Ankara ve İstanbul Belediye Başkan adaylarını açıklamaması hala bir arayışın, bir beklentinin olabileceği yorumlarına neden oluyor. Bunu da ancak yaşayarak göreceğiz ama şu an
bir temas olmadığını, henüz bir temas olmadığını söylemek mümkün. Zaten CHP kendi gündemine endekslenmiş durumda. Daha önce de konuştuğumuz gibi bütün bu merak ettiğimiz konuları büyük ölçüde CHP'nin 4-5 Kasım'da yapılacak büyük kurultayından sonra göreceğiz. Yerel seçim gündemi o zaman ateşlenecek diye bekliyorum. Peki Akşener yüzünü Bahçeli'ye döner mi bir kere daha? Yok. Böyle bir ihtimal var mı yakın dönemde? Yani yok diye çok kesin bir şey söyledim aslında hayat bana. Hiçbir konu değil siyaset. Bir anda aklıma geldi benim de. Siyasette kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını gösterdi ama buna gerçekten yok demek mümkün hiçbir anlamda. Yani birbirlerine küfredip yan yana duramazlar demek istemiyorum. Siyasette bu pek böyle işlemiyor ama siyasi hesaplar durdukları yer açısından da bunun çok mümkün olmadığını söylemek mümkün. Genel başkanlık düzeyinde bu olmaz ama tabandaki kaymaları hep söylüyorum. Meral Akşener'in de bu konuda ciddi kaygıları olduğunu biliyoruz partisindeki çözülme açısından. O zaman HDP'de bir bakalım. Evet, onunla HDP başlamıştık. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi. Evet. Gerçekleştirdiler. Evet. Kongrelerini, evet, kurultaylarını, evet. Değişim başladı. Evet. MYK'ları belirlendi. Siz hafta sonu Tuncel Bakıran'la, evet, yeni eş genel başkanla bir konuşma gerçekleştirmiştiniz. Evet, evet. Neler öğrendik, neler bekliyoruz şimdi önümüzdeki süreçte HDP cephesinden? Evet. Şimdi programa da aslında HDP'le başlamıştık. Çünkü en sıcak ya da somut gelişme o cenahta yaşandı. Kurultaylarını yaptılar. Bu hafta sonu da, geçtiğimiz hafta sonu da partinin en yetkili organı olan MYK'yı belirlediler. Parti meclisinde gördüğümüz değişim, isim bazındaki değişim Merkez Yürütme Kurulu'nda da yaşandı. Sadece 6 isim yerlerini korudu. 21 yeni ismi gördük. Bazı simgesel isimler var. Örneğin bir tanesi hep milletvekillerinin meclisten tartaklanarak götürülmesi yakın tarihimizin çok sarsıcı olaylarından bir tanesidir. Buradaki isimlerden biri olan başına basılarak meclisten çıkartılan Orhan Doğan'ın kızı Ayşegül Doğan bu seçimde milletvekili seçilmişti. Son seçimde Ayşegül Doğan artık partinin sözcüsü. Bu oradaki dikkat çeken isimlerden bir tanesi. Tuncer Bakıran'la yaptığımız röportajda da hakim olan iki temel konu vardı. Birincisi yerel seçimlerdeki tutumları, ikincisi de Kürt sorununun çözümü için bundan sonra takınacakları tutum. Bu iki sorunun yanıtını öğrenmeye çalıştık. Yerel seçimle ilgili 2019 seçimlerinde de biliyorsunuz o günkü başarıda çok önemli katkısı olan bir siyasi oluşum Kürt hareketi. Bu seçimle ilgili de kendi adaylarını çıkaracaklarını söylüyorlar herkes gibi onlar da. Tüm illerde kendi adaylarıyla yarışacaklarını, hatta batıdan bazı illerin belediye başkanlarını kazanabileceklerini söylüyorlar. Bu böyle olur mu? Çok emin değilim Batı illeriyle ilgili özellikle. Ama ciddi bir yerel seçim stratejisi çalışmaları olduğunu, bunu önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söylediler. Benim beklentimiz, soracak olursanız ya da gözlemlerimin sonucunu, bence HDP farklı bir gelişme olmazsa, Kürt sorununun çözümü yönünde AKP ile bir yakınlaşma, masaya oturma gibi bir durum söz konusu olmazsa 2019 tutumunu sürdürecek. Öncelikle hedefleri kayyum belediyelerini, kayyum atanarak ellerinden alınan belediyeleri geri kazanmak. Onun dışında da AKP'yi kaybettirecek bir tutum takınmak diğer kentlerde de, ama bunların tümünün Kürt sorunu konusunda ortaya çıkacak duruma bağlı olduğunu söylemek belirleyen etken olacak kesinlikle yani. Kesinlikle o, çünkü Tuncer Bakıran da son çözüm sürecinde yaşananlar, işte Diyarbakır'ın yerle bir edilmesi, çok sayıda insanın öldürülmesi, sokaklarda derin dondurucularda cesetlerin olması,
filan gibi acıların çok farkında olduklarını tekrarladı. O da söylüyor onu. Ama ona rağmen kapıyı kapatmıyor. AKP ile aralarında güven zedeleyen, çözüm sürecini sağlama konusunda güven zedeleyen önemli deneyimleri olduğunu aktarıyor. Ama kapıyı kapatmıyor. Kürt sorununun çözümü, Kürt sorunu bu ülkenin en önemli sorunudur. O çözülmeden hiçbir şey çözülmez. Bunu da ancak iktidarla yapabiliriz deyip o kapıyı açık bırakıyor. Tek söylediği şu ki kamuoyuna bu sık sık pompalanıyor biliyorsunuz. Gizli görüşmeler yapılıyor filan diye. Hiçbir gizli temasının olmadığını, temaslarının olmadığını, yapılacak her şeyin açıktan yapılacağını söylüyor. Kimse bizden gizli bir görüşme yapmamızı beklemesin diyor ama süreç çok da öyle işlemiyor geçmişte de bildiğimiz gibi. Bu işler çok da öyle açıktan da her zaman yapılabilir mi? Çok mümkün değil. Fakat şu aşamada henüz o konuda da bir temas, bir arayış olmadığını söylemek mümkün. HDP ama somut adımlarla belli bir plan çerçevesinde ilerliyor diyebilir miyiz? Yani diyelim. Diğerlerine yani, nazaran. O kadar şey. Tabii onlar keskin hatlar çizmemekle, çizememekle evet, birlikte. Onlar tabii şöyle bir şey yaptılar diğer siyasi partilerden farklı olarak. Katılıma daha fazla önem veren bir parti. Taban katılımına, seçmen katılımına, o süreçleri öz eleştiri, değerlendirme, strateji belirleme süreçlerini tabanla birlikte yaptılar. Gerçekten çok uzun ve kapsamlı toplantı süreçleri geçirdiler. Ama sonuçta başka dinamikler devreye girebiliyor. Anladığımız kadarıyla öncelikle AKP ile tekrar masaya oturmanın mümkün olup olmadığını görmek istiyor yeni yönetim. Ona göre de bundan sonraki stratejisini belirleyecektir. O zaman geliyoruz AKP'ye, iktidar partisine, evet. Erdoğan'a. Şimdi şunu seziyorum aslında, dış politikada yaşanan gelişmeler Erdoğan için yine kullanabileceği bir alan haline gelmiş gibi. Evet. Seçim gündemini bir yandan yürütüp, alttan yürütüp, evet. Bir yandan da işte konuşmalarını, söylemlerini yükselterek sanki yine tabanına bir mesaj veriyor ve onları konsolide etmeye çalışıyor gibi hissediyorum. Evet. Şimdi AKP ve MHP cephesinde ne var? Evet, gündemleri dış politika dedik. Ama sizin de söylediğiniz gibi içeriği domine etmek için de kullanıyorlar ki bu konu çok elverişli bir konu. Biliyorsunuz AKP din konusunu, dindaşlık konusunu kendi tapulu alanı gibi kullanıyor ve çok mahir o alanda da gerçekten. Şimdi Gazze'de yaşananlar da o anlamda iç politikaya malzeme oluşturabilecek nitelikte olaylar. Gerçekten de işte çeşitli nasıl diyeyim malzemeleri olur AKP'nin, biliyorsun işte din dedik, milliyetçilik dedik, kitap dedik, bayrak dedik filan. Bu dönemde onlar açısından çok elverişli. Gazze meselesi kullanılarak iç kamuoyunu konsolide etmek ya da tabanı konsolide etmek çok mümkün. Onu da kullanıyor, itinayla kullanıyor, söylemleriyle. Bahçeli de evinde çizmelerini giyip dolaşarak ona destek veriyor. Maalesef kamuoyu da bundan etkilenebiliyor, gördük. Defalarca bunu deneyimledik, gördük. Onlar yerel seçim hazırlıklarını sürdürüyorlar. Bir taraftan dış politika konusundaki çalışmalar sürerken tüm ülke geneline komisyonlar halinde dağılmış vaziyette milletvekilleri, parti yöneticileri yüz yüze görüşmelerini sürdürüyorlar. Çok da elverişli bir ortam çünkü muhalefetin bu dağınıklığı sırasında onlar mesafe alacak kadar elverişli bir ortama sahip olabildiler. Çalışmalarını sürdürüyorlar, daha çok isim bazında sürdürüyorlar. Yıpranmamış, temiz, halk desteğini sağlayabilecek isim arayışları sürüyor. Bir taraftan da tabii muhalefetin ne yapacağını bekliyorlar. Sadece beklemekle kalmıyorlar. Altılı masa dediğimiz ittifak ortakları arasında görüş ayrılıklarının yaratılıp kökleşmesi için de çeşitli gayretlerinin, temaslarının olduğunu
biliyoruz. Şu an yerel seçime hazırlanan tek parti AKP gibi, AKP MHP ortaklığı gibi görünüyor. Yani hem her önlerine gelen şeyi kullanıyorlar, hem de kendilerine evet. kullanışlı bir alan açıp onu da kullanıyorlar. Bir öyle. Yandan da seçim çalışmaları gizli veya öyle. Sistemli bir şekilde yürütülüyor. Yürüyor, evet. evet AKP'de evet. de bunları gördük yani. Evet. Sayın Gökdemir, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Çok keyifliydi sizinle burada yüz yüze konuşabiliyor olmak. Rica ederim. Bir Ankara Notları programının daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın, hoşça kalın.